Nagihan Alçı, o listelerde olmayan 200 kripto var. 11.480 kişi. Bu öyle büyük bir rakam ki bu kadar insanın telefonu, iradeleri ve bilgileri dışında Bylog programıyla temas etmiş. Bu olay FETÖ denen örgütün ne kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu ve mücadelenin çok daha sofistike ve dikkatli yapılması gerektiğini kanıtlıyor. Kafa karıştırmak için kendilerine de göndermişler. MIT bundan bir süre önce 11.480 kişinin telefonuna girdikleri başta namaz vakitleri adlı uygulama olmak üzere bazı uygulamalarda otomatik olarak linkler geldiği ve bunlardan Bylog serverına aktarım yapılıp daha sonra kopulduğunu tespit ediyor. Tabi burada avukat Ali Aktaş, adli bilişim uzmanları Koray Peksayar ve Tuncay Beşikçi ile Metin Feyzoğlu'nu tebrik etmek gerek. Bu işin peşine düştüler, tehlikeyi önceden dile getirdiler. Ruşen Çakır'ı da çok önemli bir gazetecilik yaptığı için kutluyorum ve alkışlıyorum. Şimdi size çok önemli bir bilgi vereyim. MIT'in tespit ettiği numara sayısı 11.480 değil, 11.680. Ancak içlerindeki 200 numara abi seviyesindeki kripto örgüt mensuplarına ait kafa karıştırmak ve arada kaybolmak için olsa gerek kendilerine de aynı yönlendirmeyi yapmışlar bu 200 isim tespit edilip ayrılmış geri kalanların listesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş 200 ismin bir kısmı firari bir kısmı cezaevinde bir kısmı ise halen aranıyor bu yazılımı geliştiren Kemalettin Cengiz Erbakırcı ile ilgili dün epey bir şey yazıldı. Ben gözden kaçmış olabilecekleri buraya not edeyim. Çekirdekten örgüt yetiştirmesi bir isim bu. 1981 doğumlu, 1996'da Samanyolu Eğitim Kurumları adına bilgisayar alanında madalyası var. FETÖ elebaşı Gülen'in altın nesil grubuna giriyor. 20 Temmuz'da Ukrayna'ya gitmiş. Erbakırcı, Baylok uygulamasını annesine ait telefon üzerinden kullanmış. TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra Suit Grup Bilişim adlı bir şirkette çalışmış. 20 Temmuz'da ise Ukrayna'ya çıkış yapmış, halen Hollanda'da. Kalan 10.280 kişiye ne olacak? Bu gelişmelerden sonra 1.200 kişinin tahliyesinin isteneceği söylendi. Hatta bir ismin tahliyesi gündeme geldi bile. Peki ya geriye kalan 10.280 kişiye ne oldu? onlar adli bir soruşturmaya tabi tutulmamış ancak kamu görevinde olanlar varsa görevlerinden uzaklaştırılmış olabilirler bu listeler başsavcılığa gitti bundan sonra başsavcılık listeleri ilgili kamu kurumlarına göndermeli böylece haklarında sırf bylock nedeniyle görevden uzaklaştırma kararı alınmış olan varsa görevlerine iade edilmeliler bu tablo bir yandan FETÖ ile mücadelenin ne kadar zor ve hataya açık olduğunu gösteriyor. Öte yandan mücadelenin sulandırılması için zemin de sağlıyor. O nedenle dikkatli olmak gerek. Ortaya çıkarılan program Baylok'un kilit delil olduğu gerçeğini değiştirmediği gibi fazla olsun eksik olmasın mantığıyla kraldan çok kralcı bir yaklaşımla işlem yapmanın da ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Nagihan Alçı, Habertürk